lazım. Dubai'ye geldik ya da herhangi bir Sahara çölü üzerine kurulmuş bir Arap ülkesinde olduğumuzu düşünelim. Ne yapılır en güzel? Tabii ki safari. Bizler daha önce dünyanın birçok yerinde safari yapmıştık elbette. Şimdi bir de Dubai'de denemenin vakti gelmişti. Hem Sergio ile Walkshow ekibi olarak hem de yanımızda beraberimizde götürdüğümüz sevgili dostlarımızla birlikte güzel bir safariye çıkalım istedik. İstedik ama başımıza neler geldi neler. Onları az sonra göreceksiniz. O kadar güzel bir safari ortamıydı ki ben size öncesinde programdan bahsetmek istiyorum. Programımız şu şekilde işliyor. Bizleri şehir içinden alıyorlar ve tabii ki çölün en güzel noktalarından birinin köyüne götürüyorlar. Bu köy dediğim aslında Bedevi Köyü. Bu köy buluşma noktası. Tüm jipler burada safari için hazırlıklarını yapıyorlar. Yani lastiklerini birazcık havalarını indiriyorlar ve o şekilde gerekli informasyonu da verdikten sonra tura çıkmaya hazır oluyorsunuz. Ayrıca bu hazırlık yaptığınız noktada dilerseniz ATV'lere de binebilirsiniz, dilerseniz develere de binebilirsiniz, hatta buradaki şahinlerle fotoğraf da çektirebilirsiniz ya da dükkanlardan alışveriş de yapabilirsiniz. Bizim Zuzi'nin her zaman yaptığı gibi yine boş durmadı, çölde bile kendine göre bir mağaza bulmayı başardı. Haydi artık safari başlasın, sizlere de güzel güzel görüntüler göstermenin vakti geldi. Bakın bakalım ne tarz ekstremler yaşamışız. Dubai'ye geldiğinizde yapmanız gereken en önemli aktiviteden bahsetmek istiyorum sizlere. O da çöl safarisi. Daha önce birçok yerde biz çöl safarisi yaptık ve sizlere izlettik. Burada da bambaşka bir ortam var. Şu anda biz çöl safarisine başlamak üzereyiz ama burada bir dinlenme tesisi var, oradayız. Burada develere binebiliyorsunuz, şahinler var, şahinlerle fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Çocuklar için hazırlanmış özel alanlar var. O alanlarda çocuklarınızla safari yapabiliyor ya da kendiniz tek başınıza kuatlar sürmek istiyorsanız, ATV'ler, UTV'lere binmek istiyorsanız onların da hepsini burada bulabiliyorsunuz. Ben açık ve net bir şey söylemek istiyorum sizlere. Eğer Dubai'ye gelip de çöl safarisi yapmadıysanız veya gelip de burada Birleşik Arap Emirlikleri'nde herhangi bir deveye dahi binmediyseniz sakın ben Dubai'ye geldim demeyin bence. Çünkü burada yapılması gereken en önemli aktivite çöl safarisi. Biz de şimdi çok güzel jiplerle birlikte çöl safarisine gidiyoruz. Aracımızda misafirlerimiz de olacak. Müthiş bir macera olacak. Sakın ekran başından ayrılmayın. Şimdi dinlenme tesisindeyiz. Az sonra jipte ve çölün ortasında tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, şu anda jipe bindik ve çöle doğru yola çıkıyoruz. Bakalım bizleri ne tür maceralar bekliyor. Bindiğimiz jip de öyle dandik bir jip değil, ha, son model bir jip yani. Tabii ki güzel Arapça müzikler eşliğinde şu anda yoldayız. Ben yine kuruldum en ön koltuğa ki sizlere daha güzel görüntüler verebileyim diye. Çöl safarimiz başlıyor. Bir insanın başına çölde en fazla ne gelebilir diye sakın düşünmeyin. Çünkü ben bunların hepsini düşündüm. Bildiğim bir şey vardı, içim rahat ediyordu. Lastikler yarım olduğu için arabanın devrilme şansı yoktu. Hatta bizim bir yere toslama, çarpma ihtimalimiz de yoktu. Malum geniş alan. Ama kim bilebilirdi ki lastiklerimiz yerinden çıkacak. Hem de bir kere de değil. Ben diyeyim 2 kere, siz deyin 3 kere. Bahtsız bedevilerden farkımız yoktu. I am Arab driver. Başımıza bizim neler geldi neler. Lastiğimiz çölün ortasında patladı. Ne diyorlar tabii ki? Bahtsız bedevi çölde böyle ortada kalıyor yani. Yapacak bir şey yok. Ama biz safariye devam edeceğiz. Çünkü bizim usta hemen lastiği de değiştiriyor zaten. Birazdan bir bakalım nasıl olmuş lastik. Yani size açık ve net bir şey söyleyeceğim. Biz burada şu anda duble bahtsız bedevi modundayız. Çünkü lastik 2. kez siboptan çıktı. Görüyorsunuz ama çölün ortasında bile yol yardım var yani burada Dubai'de. O yüzden bir kez daha yinelemek istiyorum. Çünkü araç kapalıyken içeriye kum girmesin diye araç içerisinde çok fazla konuşup kamerayı dışarı çıkartıp çekim de yapamıyoruz. Malum benim yinelemek istediğim cümle şu: Dubai'ye geldiğinizde çöl safarisi yapmadan dönerseniz vallahi aklım kalır. Göster bak nasıl çalışıyorlar.